Gazete Manşetleri programından günaydın sevgili izleyenler. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Tabii yine yerel, genel ve ulusal haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Yine her zamanki gibi, her hafta olduğu gibi Manisa'nın yerel gazetesi olan Denge Gazetesi haber manşetleriyle başlıyoruz programımıza. Evet, Denge Gazetesi'nin bu haftaki haber manşeti "Dualar ve tırlar Halep için" diye bir haber var. Manisa'da İHH koordinatörlüğünde Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerinin destekleriyle toplanan 13 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e dualar eşliğinde gönderildi. Mazlumların çığlıklarına kayıtsız kalmadıkları için diye devam ediyor haber. Biraz büyütebilir miyiz Adnan Bey? Mesih Camii'nin önünden düzenlenen törende yaptığı konuşmada İHH, Yunus Emre ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bu teşekkürü 13 tır dolusu yardım topladıkları için değil, hayırda bir araya geldikleri ve mazlumların çığlıklarına kayıtsız kalmadıkları için hak ettiklerini dile getirdi. İHH Başkanı, Manisa Başkanı Necmettin Okumuş, Manisalıların her zaman olduğu gibi hayırseverliğini ortaya koyduğunu belirtirken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de "Nerede bir mazlum varsa Türkiye olarak orada olduklarını" ifade etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ise "İnşallah arkası gelecek, katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu diyor haber. Tırlar yola çıktı diye devam ediyor haber. Yapılan konuşmaların ardından emekli İmam Hatip Mehmet Cesur'un yaptırdığı duanın ardından 13 adet yardım tırı teşrik tekbirleri eşliğinde Halep'e gitmek üzere yola çıktı. Manisa'dan Halep için toplanan 13 tır içinde 35 ton kuru gıda, 34 ton 800 kilogram zeytin, 3000 adet battaniye, 25 bin adet erkek ve bayan kıyafeti içinde mama, bebek bezi, kıyafet olan 1100 adet çocuk ürünleri olduğu açıklandı. Sayfa 7'de haberin detayı var sevgili izleyenler. Evet, şöyle bakalım ne tür haberlerimiz var bugün. Evet, tüm suçlamaları reddetti diye bir haber var. Geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsunuz ki Turgut'la bir olay söz konusu olmuştu. Turgut'la yaşayan Davut K. bir bayana şiddet uygulamıştı. Onun yine haberi yansımış Denge Gazetesi'ne. Turgutlu ilçesinde evinin önünde bulunan parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Treli'ye saldırı iddiası ile tutuklu bulunan Davut Kağan'ın yargılanmasına Turgutlu Adliyesi'nde başlandı. Hem Ebru Treli'ye saldırı hem de N.Ç. isimli kadına cinsel saldırı iddialarıyla hakim karşısına çıkan Davut K. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi diyor haber. Tabii suçunu hiç kimse, hiçbir suçlu suçunu bir şekilde kabul etmiyor. Bu da garip bir durum. CHP'nin hali pür melali diye bir haber var. Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri CHP'deki ayarları bozdu diyerek açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişiklik teklifi süresince bir türlü dahil olmayan CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor, her ses birbiriyle çelişiyor. İktidarsızlık ve çelişkiler yumağı haline gelen CHP'nin son erken seçim tartışmaları da bunu açıkça göstermektedir dedi diyor haber. Doğalgaz kullanımında da doğru bildiğimiz yanlışlar var diye bir özel haber var Denge Gazetesi'nde. Haberin sahibi muhabirimiz Mustafa Atadil'den gelmiş bu haber. Evet, iklimi ve coğrafyası bakımından Manisa'da kış ayları doğu illerine göre her ne kadar yumuşak geçse de vatandaşlar yaklaşık 3 ay süren kabarık bir fatura dönemi geçiriyor. Kullanım talimatlarına ve yalıtım izole takiplerine ne kadar uyulsa da gelen faturalar vatandaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. Kullanılan gazın metreküp fiyatı ülkede bir hayli yüksek olmasından dolayı vatandaşların korkarak ve endişe içinde kullandığı doğal gazın faturasını minimize etmenin yollarını sizler için araştırdık diyor haber. Sayfa 4'te haberin detayı var. Evet, Cengiz Ergün gazetecilerin yanında diye bir haber başlığı var. Yine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Cengiz Ergün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Manisa basınının vatandaşları bilgilendirmesi noktasında yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirten Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç'ın doğum gününü de kutlayarak sağlıklı yıllar diledi. Evet, buradan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç'ın bizler de doğum günü kutlayalım. Uzun uzun ömürler dileyelim. Evet, Rauf Denktaş eserleri ve mücadelesiyle daima yaşayacak diye bir haber var. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 5. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamayla andı. Kıbrıs mücadelesi tarihinin bir anlamda Denktaş'ın hayatı demek olduğunu belirten Özdağ, dönem dönem milletler bayrak insanlar çıkarır. Onlar hep önde yürür. Her türlü iftiraya, saldırıya önce onlar mukavemet ederler. Onlar bu ülkeyi, bir davayı, bir milleti temsil ederler. Sayın Denktaş hep önde yürüyen bir siyaset olarak mücadelesi eserleri ve idealleriyle daima yaşayacak, yaşamı ve eserleriyle gençliğe yol göstermeye devam edecektir, dedi, diyor haber. Sayfa 8'de haberin detayı var sevgili izleyenler. Manşet üstü bir haberimiz var. 17 bin Sarıkamış şehidi, 273'ü Manisalı diye bir haber. Buradan açıklayacağım ve ilk kez söylüyorum diye devam ediyor haber. Manisa'dan Sarıkamış'a giden, gidip de gelmeyen şehit sayısının da ilk kez gazetemize açıklandığını söyleyen Profesör Doktor Sönmez, biliyorum ki Manisalılar Sarıkamış'ta bu kadar Manisalı şehidin olduğunu bilmiyordur. Benim elimde 17 bin şehidimizin ismi var. Bu şehitler içerisinde yaptığımız taramada 273 kişi Manisa'dan Sarıkamış'a gidip dönmeyen şehitlerimizdir. Onun için bence Manisa'nın ortasına Sarıkamış anıtı yapalım, dedi, diye bir haber. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sarıkamış şehitlerini paneline katılmak üzere Manisa'ya gelen Profesör Doktor Bingür Sönmez panel öncesinde Sarıkamış şehitleri için yaptığı açıklamaları anlatmış olduk sevgili izleyenler. Evet, bakalım Yeni Asır gazetesiyle devam ediyoruz, Ulusal gazeteyle. Adliye kale gibi diye bir haber manşeti var Yeni Asır gazetesinde. İzmir Adliye Sarayı terör saldırısının ardından kale gibi korunacak. Çevresi duvar ve tel örgüyle çevrilecek. Adliye iki kapıdan girilecek. Devam ediyor haber. PKK'nın gerçekleştirdiği Adliye Sarayı'na yönelik saldırının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olağanüstü güvenlik önlemleri için düğmeye bastı. Buna göre adliyenin dış çerçevesi duvar ve demir parmaklıklarla örülecek. Parmaklıklar üzerine izinsiz girişleri engellemek için jiletli teller yerleştirilecek. Adliyenin giriş kapısı sayısı da ikiye düşürülecek. Girişler sadece sosyal tesisler ile patlamanın yaşandığı C kapısından yapılabilecek. Adliye personeli ve avukatlara verilen giriş kartları yeniden incelenmeye alınacak. Tüm adliye çerçevesine plaka tanıma sistemli kameralar yerleştirecek, sürekli polis devreye gezecek diye bir haber var. Sayfa 12'de haberin detayı var sevgili izleyenler. Hemen yan tarafta haberle alakalı küçük bir haberimiz var. Adliye saldırısında teröristlerin katliam yapmasını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin, eşi ve oğlunun katıldığı törende dualarla anıldı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet Rabia Sekin'e "O sadece sizin değil, Türk milletinin, Türkiye'nin kahramanıdır," dedi. Evet, hemen devam ediyoruz bir diğer gazetemizle. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Velilerin zor sınavı. Evet, velilerin mi, öğrencilerin mi zor sınavı? Hemen bakacağız haberin detayına. Eğitim müfredatı sil baştan değişiyor. Veliler çocuklarının geleceğini çizecek yeni müfredatı bir ay boyunca bakanlığın sitesinden inceleyerek görüşlerini belirleyebilecek diye bir haber var. 5. sınıf dil hazırlık diye devam ediyor haber.
Onaylanması halinde yeni müfredat 2017-2018 öğretim döneminde 1 ve 1, 5 ve 9. sınıflardan itibaren uygulanmaya girecek. Kademeli olarak ilerleyecek müfredat en az 3 yıl TEOG, YGS ve LYS'ye girecek öğrencileri etkilemeyecek. 5. sınıflar yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Bu uygulamada 81 ilde 500 pilot okulla başlayacak. Evrim ünitesi çıkarıldı diye devam ediyor haber. Kitaplarda içerik hafifletilirken ders saatlerinin artırılması gündemde. İlkokullara bilgisayar eğitiminin temeli olan kodlama dersi gelecek. İlkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili taslak henüz askıya çıkmadı. Lise son biyoloji dersinde hayatın başlangıcı ve evrim ünitesi ise müfredattan çıkarıldı. Yeni müfredatta Atatürk rötuşu. İlkokul 1. sınıf müfredatında Atatürk ile ilgili konular da değişiyor. 1. sınıfta sadece Atatürk'ün doğum yeri, anne ve baba adı, ölüm yeri ve Anıtkabir var. Evet, bir büyük bir değişiklik müfredatta değil mi? Evet, kısa bir şekilde bu haberi geçmek istiyorum. Tabii ülkemizde ne kadar dolu dolu çocukların, bilgili çocukların olduğunu anlatan güzel bir haber var. 25 bin beyaz hacker adayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açtığı yarışmaya 25 bin bilgisayar korsanı, yani hacker başvurdu. Sevgili izleyenler, tabii hackerların, burada çok fazla detaya girmeyeceğim ama başvuruda bulunan hackerların %15'i 13 ve 18 yaş grubuna anlatıyor, gösteriyor. Buradan görüyoruz ki yeni neslin bilgisayar ve teknoloji bakımından ne kadar başarılı olduğunu da buradan, bu haberden görmüş, öğrenmiş oluyoruz. Evet, kusura bakmayın sevgili izleyenler, tabii hava şartları nedeniyle biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, FETÖ izini böyle sildi diye bir haber var. Hangi gazetemizde sevgili Adnan, onu göremedim. Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. FETÖ izini böyle sildi. Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren polis Altındaş FETÖ ile temasını gizlemek için 4 ayrı cemaatin sohbetine katılmış diye bir haber başlığı var. MİT raporunda Baylok gerçekleri, MİT'in FETÖ'nün haberleşme ağı Baylok'la ilgili teknik raporunda Baylok'un Google Play ve Android Market'ten 2014'te kullanıma sunulduğu, 2016'ya kadar kullanıldığı belirtildi. Baylok'u geliştiren ve kullanıma sunan kişinin Litvanya'dan sunucu ödemelerini anonim yönetimiyle yaptığı tespit edildi. Raporda kullanıcıların mesaj içeriklerinin tamamına yakınının FETÖ'ye ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği vurgulandı diye bir haber var. Haberin detayı sayfa 15'te. Baylok haberleri hala devam ediyor görmüş olduğumuz gibi. Evet, yastık altında döviz olmasın diye bir açıklama yapmış yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında erken seçim tartışmaları için bu belli bir istikrar üzere giderken gündeme gelen konu değil ama parlamento çalışamaz hale gelirse o zaman düşünülmeyecek bir şey değil dedi ve Kıbrıs müzakeresinde garantiler ve güvenlik başlıkları için Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil diyen Erdoğan, kimse yastığının altında döviz biriktirmeyip TL'ye dönüşsün çağrısında bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii burada bir cümle düşüklüğü var, okuyamadık onu. Evet, diğer gazetemize geçelim hemen. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz haber manşetimize. Yeni Türkiye'nin kapısı aralandı diye büyük bir başlık şeklinde haber anlatılmış. Haberin devamında Cumhurbaşkanlığı sisteminin ruhunu oluşturan kritik iki madde meclisten geçti. CHP'nin Türkiye'nin önünü tıkaması çabası boşa çıktı diyor haber.
AK Parti ve MHP'nin dik duruşu anayasaya, anayasa paketinin bel kemiği olan ve Türkiye'nin yeni yönetim sistemini, yeni yönetim, hemen şöyle düzeltelim. Yeni yönetim sistemini temellerinden 7. ve 8. maddeler temellendiren 8. ve 7. ve 8. maddeler 340'ar oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin dik duruşu millet düşmanlarının bu iki madde bu iki madde reddedilecek spekülasyonu çökertti. Evet, bakalım asıl kararı millet verecek diye devam edelim. Zaten hemen hemen birbirine yakın haberler var gazetelerde. Asıl kararı millet verecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Anayasa görüşmeleri bu hafta içinde biter. İkinci turda da meclis aynı istikrarını ortaya koyarsa iş zaten asıl sahibine, millete geçecek. Milletimiz de burada nihai kararını verecek. Bu karara hepimiz saygı göstereceğiz. Öyleyse bu telaş niye? Bir milletvekilinin bir vekilin burnunun kırılması, diğerinin ayağının dişlenmesi, kürsünün kırılıp dökülmesi gibi şeyler çok çirkin diye bir açıklama yapmış. Yerinde de bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten milleti temsil eden milletvekillerinin düştüğü durumları da bizler tabii hem sosyal medyadan hem de haberlerden, televizyondan görmüş olduk. Biz onları örnek almamız gerekiyorken, onların da iyi bir örnek olması gerekiyorken ne yazık ki ülkede bazen böyle kötü ve çirkin görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Evet, diğer gazetemizle devam edelim haber başlıklarımıza. Posta gazetesinde çok ilginç, trajikomik diyeyim daha doğrusu, bir haber var. Şeytani plan. İstanbul'daki Metris cezaevinde yatan Yasin Acıl, iki cinayet, üç yaralamadan 75 yıl aldı. Aynı koğuşta yattığı kardeşi Ersin beraat etti. İki kardeş cezaevinde kimliklerini değişti. Yasin, Ersin'in yerine tahliye oldu. Ersin bu suçtan en çok bir yıl ceza alacak. Aslında yani çok kötü bir durum ama biz burada gülmek, yani açıkçası ben gülerek okudum çünkü çok ilginç bir haber. Ülkede neler olabiliyor, neler oluyor bu hayatta dedirtecek bir haberdi. Evet, diğer gazetemizle devam edelim haber manşetlerimize. Vatan gazetesinde yine erken seçimle alakalı bir haber manşeti var sevgili izleyenler. Erken seçim çıkışı. Erdoğan parlamentonun çalışmaz hale getirilmesi durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini açıkladı. Bu hafta biter anayasa paketinde öyle veya böyle 8 madde geçti. Bu hafta zannediyorum biter, sonra millete gidecek. Öyleyse bu telaş niye? Kürsüyü kırmak, dökmek, 2'de 1 tek adamcılık biz parlamenter demokrasiyi uyguladık, uyguluyoruz. Farklı erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışmaz hale gelirse o zaman bunlar düşünülebilecek şeyler değil, düşünülmeyecek şeyler değil. Düşünebilinir diye bir açıklamada bulunmuş. Yine aynı haber var sevgili izleyenler. Tabii diğer gazetemize geçelim. Tekrarı olmasın. Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Yine geçen hafta da yine buna benzer bir haber okumuştuk Sözcü gazetesi. Evet, çok ilginç haberler yakalıyor. İkinci kandil kuruluyor diye uyarmıştı Sözcü gazetesi. Evet, yine haber yansımış, devamı yansımış gazeteye. Boşaltılacak denilen Sincar'da PKK'lı hainler 9 kamp daha kurdu. Gitgide de artıyor sanırım bu. Nasıl önüne geçilecek onu düşünüyoruz tabii. Terör örgütü PKK Kandil'den sonra Irak'ın Sincar bölgesinde de yeni üsler oluşturduğu kapılarda apo posterleri var. Hepsinde hain yetişiyor diye bir haber manşeti. Evet, hemen yan tarafta haberin detayı var. Türkiye'nin başına bela olan PKK'nın merkezi Kandil terör baronları burada talimat veriyor. Kandil bataklığını kurutamadığımız için yıllardır terör acısı yaşıyoruz. Bu yetmemiş gibi PKK Irak'ta daha da yayılıyor. Türkiye sadece seyrediyor diye devam ediyor haber. PKK Irak'ın Suriye'ye yakın olan kuzey kesimindeki Sincar'da
9 dini üst kurdu. Burada YPG ve diğer terör örgütleriyle birlikte hareket ediyor, eğitim alıyorlar. ABD de bunları her türlü silah ve eğitimle destekliyor. Evet, kamp fotoğrafları zaten görünüyor burada. Gizli gizli çekilen fotoğraflar gazetelere de yansıyor. Buradan da görüyoruz ki ABD'nin hiçbir zaman yanımızda olmadığının gerçeğidir, kanıtıdır bu. Evet, diğer gazetemize devam edelim. Haber manşetimize Habertürk'le devam ediyoruz. Erken seçim düşünülür. Evet, az önce okuduğumuz haber, hemen kısa geçmek istiyorum. MHP ve AK Parti'nin erken seçim resmine karşı CHP 133 imzalı teklifle hazırlanıyor. Dün bu tartışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Bahçeli ile başlamıştı. Anayasa değişikliği görüşmelerindeki kavgaların ardından MHP lideri Bahçeli teklif geçmezse millete gidilir demiş. AK Partili Şentop destek vermişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye seçime gitmeyecek de kim gidecek sözünün ardından CHP 133 imzalı teklifiyle hazırlanıyor. İsabetli olacağını söylemişti diye yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var sevgili izleyenler. Hemen diğer gazetemize geçelim. Aynı haberler var çünkü. Spor gazetesi, Ulusal Gazete, Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Bakalım bu hafta neler var? Süper Lig'de transfer rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. Takımlardan haberler verelim bakalım. Fener'e 10 numara yönetim Mehmet Ekici'nin ardından Trabzon'la da anlaşmaya çok yakın Bursa Spor maç kadrosuna alınmayan yıldız oyuncunun transferi her an bitebilir diye bir haber başlığı. Hemen yan tarafında Kartal'a forvet diye bir haber başlığı var. Jackson Martinez transferi zora girdi. Siyah beyazlar rotayı tekrar Butkiviski'ye çevirdi. 24 yaşındaki oyuncu kiralanacak diye bir haber var. Aslan'a stoper diye bir haber başlığı var. Hemen yan tarafında Galatasaray Ahmet Çalık'ı transfer etti ama bir stoper daha alınacak. Dario ön plana çıkarken Vida ve Vitor Hugo da listede diye bir haber var. Şampiyonluk için dönüyorum diye küçük bir haber var altında gazetenin. Hemen şöyle bir bakalım mı? Beşiktaş'ta gelişmeler sayfa 10'da var haberin detayı sevgili izleyenler. Evet, tabi spor gazetesinde de gördüğümüz gibi takımlardan farklı haberler var. Takımda yeni futbolcular, yeni yıldızlar, yeni seçimler var. Kolaylıklar dileyelim tabi kendilerine, başarılar dileyelim tüm takım oyuncularımıza. Evet sevgili izleyenler, bu hafta yine haber manşetleri programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah çok daha güzel haberlerle sizlerle birlikte oluruz. Hoşçakalın.